Faika Karagüller, 81 yaşında. Çarşıbaşı Mahallesi, Nalbantlarbaşı Caddesi, Canıtlıgil Apartmanı No. 23. Cafer Kapkın, 60 yaşında. Yiğitler Mahallesi, Efe Sokak, Oğuzlar Apartmanı No. 12 Kat 4. Ayşe Aydoğdu, 76 yaşında. Çarşıbaşı Mahallesi, Bedrettin Doğruyol Sokak, Osman Bey Konağı, No. 5 Kat 2. Mustafa Kuzucuoğlu, 63 yaşında. Yeni Doğan Mahallesi, Şükür Sokak, Korkmaz Apartmanı No. 66. Biz de 4 Eylül TV olarak vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 17 Ekim Cumartesi. Gündemdeki gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Şırnak'ta teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 15 aylık özel harekat polisi Furkan Çelik, memleketi Sakarya'da dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 1 Kasım seçimlerinde Sivaslıların ortak temennisi istikrarın gelmesi. 1 Kasım 2015 genel seçimleriyle ilgili görüş, düşünce, yorumları ekranlarınıza taşıyan 4 Eylül TV'nin bu akşamki konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili ve 1. sıra milletvekili adayı Sayın Celal Dağgez. Büyük Birlik Partisi'nin eski yöneticilerinden 60 yaşındaki Cafer Kapkın tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti. Kapkın'ın cenazesine Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp ve Büyük Birlik Partili yöneticiler de katıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Ekim ayı olan meclis toplantısı Meclis Başkanı Necati Şahin Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Sivas'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkan araç yolda çalışan işçilere çarptı, 2 ölü, 1 yaralı. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV ana haberde. Hakkari'nin Yüksekova kırsalında güvenlik güçlerinin 2 gündür devam eden operasyonları sırasında çıkan çatışmada Yarbay İhsan Ejdar'la birlikte 3 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Çatışmalarda 17 PKK'lı ölü ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova kırsalında güvenlik güçlerinin 2 gündür devam eden operasyonları sırasında çıkan çatışmada Yarbay İhsan Ejdar'la birlikte 3 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Çatışmalarda 17 PKK'lı ölü ele geçirildi. Yüksekova 3. Tümen Komutanlığı'nda havalanan çok sayıda askeri helikopter operasyonun gerçekleştirildiği bölgeye sevk edildi. Bu arada savaş uçaklarında teröristlerin kaçış güzergahlarını bombaladığı bildirildi. Yüksekova bölgesinde güvenlik güçlerinin PKK'ya karşı 2 gün önce başlattığı operasyon devam ederken bugün Irak sınırındaki Dağlıca'da bir grup teröristle çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle Yarbay İhsan Ejdar ve henüz kimliklerini öğrenilemeyen 2 asker şehit oldu. Çatışma bölgesine sevk edilen birliklerin katılımıyla hava destekli operasyonda 17 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın akşam saatlerinde internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle. 17 Ekim 2015 tarihinde Dağlıca bölgesi ve civarında yürütülmekte olan operasyonda meydana gelen çatışmalar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Biri ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonda şu ana kadar 17 terörist etkisiz hale getirilmiş olup çatışmalar devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Yüksekova'nın Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava destekli operasyon sürüyor. Edinilen bilgiye göre ilçede 3 askerin şehit edildiği, 1 ağır, 6 askerin yaralandığı Dağlıca bölgesinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar hava destekli devam ediyor. Yüksekova 3. Tümen Komutanlığı'ndan havalanan çok sayıda askeri helikopter operasyonun gerçekleştirildiği bölgeye sevk edildi. Bu arada savaş uçaklarının da teröristlerin kaçış güzergahlarını bombaladığı bildirildi. Şırnak'ta teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 15 aylık özel harekat polisi Furkan Çelik, memleketi Sakarya'da dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Şırnak'ta teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 15 aylık özel harekat polisi Furkan Çelik, memleketi Sakarya'da dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. İnsanlığın bir parçası olduğunu bilecek, kendisini insanlık adına feda eden şehit olma gibi bir ideal. Şırnak kent merkezindeki yeni mahallede terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması, HDGH'li teröristler tarafından kazılan hendeklerin kapatılması sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 15 aylık özel harekat polisi 24 yaşındaki Furkan Çelik, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam saatlerinde son kez baba evine getirilen şehidin cenazesi, sabah saatlerinde Akyaz ilçe merkezinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii'ne getirildi. 5 ay önce dünya evine giren şehit Furkan Çelik'in eşi Fatma Çelik, eşinin tabutu başında fenalık geçirirken, baba Yunus Çelik ise son kez oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Çevre il ve ilçelerde vatandaşların da katıldığı cenaze töreninde on binlerce vatandaş şehit Furkan Çelik'i dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurladı. Kasım için geriye sayım sürüyor. Sandık başına gitmeye sadece 2 hafta kaldı. Bir yanda 13 yıllık AK Parti iktidarı, diğer yanda muhalefet. 4 Eylül TV 1 Kasım'da son sözünü söyleyecek olan seçmenin nabzını tutmaya çalıştı. Gökhan Kara'nın haberini Sabri Çayır'ın görüntüleriyle ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar kısa aralıklarla üst üste seçime gidiliyor. 7 Haziran'dan hükümet çıkaramayan siyasiler bu kez 1 Kasım'da milli iradeye başvuracak. Seçimlere yaklaşık 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra sandık başına gidecek seçmene beklentilerini sorduk. Önce birlik beraberlik dediler. Ama kim hayırlıysa o gelsin. Esas temeli de budur yani. Peki 1 Kasım seçimleri Sivaslılar için neyi ifade ediyor? Ortak temenni istikrarın gelmesi. Abi 1 Kasım seçimleri benim için Türkiye'nin geleceğini ifade ediyor. Türkiye artık hem konum olarak hem dünyada konum olarak nerede olduğunu, hangi çizgide olduğunu gösterecek. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Eğer kilidi çözecek, çok rahatlıkla Türkiye'de istikrarlı bir hükümet kurulacak pozisyon çıkarsa problem yok. Ama yine parçalı bir yapı ve bir koalisyon zorunluluğu oluşacak şekilde sonuç çıkarsa o zaman Türkiye büyük bir enerji kaybetmiş olacak. Ona da üzülürüz tabii vatandaş olarak. Şu hem enerji kaybı hem ciddi bir maliyeti var olayın. Ülkeye yazık edilmiş olacak. 1 Kasım seçimleri şu anda benim için Türkiye'nin geleceğini ifade ediyor. Nasıl bir gelecek? Mesela şu ana kadar çok istikrarlı bir gidişimiz vardı. Haziran seçimlerinde bu istikrarı kaybettik biz. İnşallah 1 Kasım'da da tekrar bu istikrarı yakalamak için. Fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Hiçbir şeyi, ekonomi düzelmediği müddetçe hiçbir şeyi değiştirmeyecek yani. Ekonominin de düzeleceğini şu şekilde ben ümit edemiyorum. Sadece lafta ekonomi var. Fakir daha fakir.
Hastane kapılarında hala millet bekliyor. Sağlıkta skandal, milli eğitimde keza aynı şekil. Bir şey değişeceğini ümit etmiyorum. Daha güzel bir ilerleyiş içinde yürüyeceğine inanıyorum. Şehitlerin daha azalacağına inanıyorum. Devlet ekonomisinin daha düzeleceğine inanıyorum. Çünkü şu anki ekonomiye göre bayağı yükseldi. Cebimizden çıkan para bayağı bir çoğaldı. Herkes etkileniyor şu anki devlet yapısından. Şehitler olsun, aileler olsun çok üzülüyor. 1 Kasım'dan sonra her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Sokaktaki vatandaş önce ülke bütünlüğü diyor. Ekonomik olarak rahat bir nefes almak, işsizliğin ortadan kalkması, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak öncelikler arasında. Vatandaş koalisyona sıcak bakmıyor. Temenni tek başına iktidar. Milletini seven bir iktidar başa gelmeli diyor. Bir diğer beklentisi seçimlere gölge düşmemesi. Adil ve tarafsız bir seçim süreci yaşanması. Burada siyasi görüşümü söylemeyeyim ama tek partili bir sistem her zaman bizim için iyi olmuştur şimdiye kadar. Yani hangi parti gelirse gelsin tek başına iktidar olursa benim için daha iyi olur. Koalisyonların bize verebileceği zararlar hani daha koalisyon olmadan bile ortaya çıktı zaten. Kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. İşte 7 Haziran seçimlerinin hemen ertesinde doların 3 lira civarında bir rakama ulaşması Türkiye'nin istikrarının aslında çok sağlam bir noktada olduğunu gösteriyor. Yalnız koalisyonun da şu anki kararlı istikrarımıza zarar verebileceğini de gösteriyor bu. 1 Kasım'da vatanını, milletini seven bir kadronun iktidara gelmesini isterim. Şehitlerin olmadığı bir Türkiye istiyorum ben. 2 sene biz bu adamı takip ettik, gördük. Görüşü buydu ama bu adam şimdiye kadar terörü dırmandırdı. Her şey oldu yani birçok kötülükler meydana geldi. Ama bir de Halk Partisi'ni deneyelim bakalım o ne diyecek. Bir de onu görelim bakalım o ne diyecek. Görüşüm bu benim ama bilmiyorum. Ama kim hayırlıysa o gelsin. Esas temeli de budur yani. İnsanların, siyasi partilerin uzlaştığı bir ortamın, bir huzur ortamının olması. Bütün vatandaşlar elbette bunu istiyor. Biz de vatandaş olarak bunu istiyoruz. Çünkü ülkenin huzura ihtiyacı var, yatırımlara ihtiyacı var, istihdamın genişlemesine ihtiyacı var. Ülkenin ilerlemek zorunda olduğu bir durumdayız. Bir de tabii terör konusu insanları çok bıktırdı. Büyük şehirlerde, efendim kasabalara kadar varan bir gergin ortam var. Hayatını kaybeden yüzlerce insanlarımız var. Bunları görerek günümüz geçiyor, zamanımız geçiyor. Bunların olmadığı bir ortam, huzurlu bir ülke istiyoruz. Yani insanların huzur içerisinde seçim yapabildiği, tarafların zorlanmadığı güzel bir seçim diliyorum ben. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili ve Milletvekili adayı Celal Dağgez seçim çalışmaları kapsamında ilçe gezilerine devam ediyor. Dağgez, Suşehri ve Gölova ilçelerini ziyaret ederek destek ve dua istedi. Seçim çalışmalarını ilçe programlarıyla sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Celal Dağgez, Suşehri ve Gölova ilçelerini ziyaret etti. Dağgez, vatandaş ve esnafla bir araya gelerek 1 Kasım seçimlerinde destek beklediğini söyledi. Merhabalar efendim. Desteklerinizi bekliyoruz. Destek ve duaya geldik size. Abi ne demek? Kolay gelsin. Allah'a emanet diyorum. Görüşürüz. Dağgez'in ilk durağı Suşehri oldu. İlçe esnafını tek tek gezen Dağgez, vatandaş ve esnafın sorunlarını dinledi. Biz görmedik diyor. Niye başbakansın, niye cumhurbaşkanısın? Toplayı dışına bir de asfalt. Asfalta müteahhitler işte. Sen burada çalışıyorsun, vergi veriyorsun. O PKK'lı müteahhitlere yol yaptı, altına bomba koydu diyor. 1 liralık işte 10 liraya yaptı. Su şehrinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dağgez, ilçe kaymakamı Kadir Perçin'in makam aracını Su Şehri AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'na tahsis ederek seçim çalışması yürütüğüyle ilgili iddiaları değerlendirdi. Dağgez, böyle bir durum varsa eğer bu kamu görevini kötüye kullanmaktır dedi. Kamu aracını AK Parti Gençlik Kolları'nın başkanının emrine verip makam aracı gibi kullandırmasın. Aracın seçimlerde kullanılması kamu araçlarının yasak olduğunu kendisi biliyordur. Kendisine bir kez daha ikaz ediyorum sizin aracınızı. Yine Suşehri kamuoyunu meşgul eden ve kamuya personel alımı ile ilgili de başka bir iddiayı da değerlendiren Dağgez, AK Partili yetkililerin Suşehri kamuoyunu aydınlatması gerektiğini söyledi. 8 Temmuz 2015 yılında Milli Savunma Bakanı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne Suşehri'nden bir arkadaşımız alınıyor. 5 gün sonra da
Suşehri Askerlik Şubesi'ne tayini yapılıyor. Asaletinin tasdiklenmesi dahi beklenmeden ataması yapılıyor. Buraya yeni gelmezse lojman tahsis ediliyor. Yani ne kadar kıymetli bir elemansa eğitimini, tahsisini falan bilmiyorum. Üstelik de bu arkadaşımızın sabıkasının olduğu söyleniyor. Yani elimde net ve kesin bilgi olmadığı için o konuda da fazla açıklama yapmak istemiyorum. Ama buradan onu oraya işe alanlara duyuruyorum. Yani böyle bir sabıkası varsa veya yoksa Suşehri kamuoyuyla bunu paylaşsalar iyi olur diye düşünüyorum. Ülke gündemini de değerlendiren Dağgez, siyasi otoritenin ülkede kaybolduğunu belirterek, Türkiye sınırları kontrol edilemeyen ve sınırları kalbura çevrilmiş bir ülke konumunda. Bir güvenlik zafiyeti var. Hükümet cemaatle girmiş olduğu mücadelede ülkeye ciddi anlamda zararlar vermiştir dedi. Türkiye sınırları kontrol edilemeyen, sınırları halvura çevrilmiş bir ülke konumunda. Canlı bombaların Suriye'den geldiği, bir süre takip edildiği, sonra izlerini kaybettiği söyleniyor. Böyle bir şey olmaz. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi devletin güvenlik birimlerinde yetişmiş istihbaratçı veya terör uzmanı polislerin görevden uzaklaştırılmasından kaynaklı. Suşehri gezisinin ardından Görova'ya hareket eden Dağgez, burada vatandaş ve esnafla sohbet ederek destek ve dua istedi. Destek istemeye geldik sana. Ama inşallah desteklerine, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Allah'a emanet ol, görüşürüz. Tarafsız yayınları ile seçimlerin nabzını elinde tutan kanalınız 4 Eylül Televizyonu, herkesin, her kesimin sesi olmaya devam ediyor. Seçim programları ve canlı yayın konuklarıyla 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile ilgili görüş, düşünce ve yorumları ekranlarınıza taşıyan 4 Eylül TV'nin bu akşam ana haber bülteninde yine önemli bir konuğumuz olacak. Sayın Celal Dağgez, hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Çok kısa bir süre kaldı. Evet, seçim çalışmalarımız kazalarda, şehir merkezinde, beldelerde ve köylerde devam ediyoruz. İyi gidiyor. Tabii ben bugün buraya gelirken Sivas'ın sorunları, kazaların sorunları, Sivas'ta yaşananlarla ilgili gördüğüm eksiklikleri hemşerilerimle paylaşmak için gelmiştim. Ama bugün şehit yok diye bekliyordum. Bugün yine bir şehit haberiyle karşılaştık maalesef. Bir yarbayımız şehit, 2 astsubayımız, 1 askerimiz şehit, 1 askerimiz ağır yaralı, 6 askerimiz de yaralı konumunda. Efendim şimdi artık Türkiye'nin milli birlik, bütünlüğü ve ulusal güvenlik tehdit altında. Yani şu olaylar ülkenin gidişatının iyi olmadığını göstermekte. Bunun nedeni 400 vekil verseydiniz bunlar olmazdı diyenler. Bunun nedeni Oslo'da PKK ile görüşmede bulunanlar. Bunun nedeni PKK'ya yol verenler, PKK'ya hayat hakkı tanıyanlar, PKK'yla görüşme yapanlar, mektuplarını taşıyanlar katilin, bu ülke artık böyle yönetilemez. Yazıklar olsun. Yani bir Türk vatandaşı olarak ülkemin içinde bulunduğu duruma üzülüyorum. Baldıran zehri içeceklerdi, bu sorunu çözeceklerdi. Güneydoğu'da artık Kürt sorunu falan yok. Güneydoğu'da terör sorunu var. Evet. Değil mi? Hı hı. Bunun için ne diyor Murat Karayılan? Aynen şöyle diyor. Diyor ki, Hakkari ve Çukurca'ya gelsin görsünler diyor. Burada devletin olmadığını görecekler diyor. Şimdi ben buradan hemşerilerime sesleniyorum. Özellikle asker çağına gelmiş gençlerimize, onların ailelerine ve bütün Türk milletine sesleniyorum. 1 Kasım'da Çukurca'ya gidecek, Dağlıca'ya gidecek, oradaki katillere devletin kim olduğunu gösterecek kadroları iktidara getirsinler. Artık bu mantıkla, bu kafayla bu iş çözülmez. Bu bir emperyalist proje. Bu projenin müellifleri Irak'ta oynanan oyunları, Suriye'de oynanan oyunları ülkemizde oynuyorlar.
Bunun içinde İran da vardı. İran'a bir şey yapamadılar. Niye yapamadılar? İran'ı yönetenler dik durdular, adam gibi durdular. Sadece hesapları iktidarda kalmak, iktidarlarını devam ettirmek, yandaşlarına imkan sağlamak, devleti perişan ve mağdur etmek gayesinde olmadılar. Bizdekiler öyle değil. Bizdekiler diyorlar ki biz iktidarda kalalım. Bu projenin müellifleri, şeyleri, çizenleri, yazanları kimse, onların dediklerini birebir uygulayalım diyorlar. İşte bugün bu şehitlerin müsebbibi ve sorumlusu bunlar. Bunun hesabını eğer Türk milleti bize verirse, daha çeşitli hesaplar var. Çünkü kalamoza defterleri çok kirli. Bunun hesaplarını, bu vatan evlatlarının hesabını bunlardan, bunun müsebbiplerinden soracağız. Ülkemiz üzerinde oynanan projeyi yırtıp atacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada kuruldu, bu topraklarda. Kongre Lisesi'ni biliyorsunuz değil mi? Orada ne yırtıldı? Orada Mondros yırtıldı, Ser yırtıldı. Orada o dönemde kim vardı 4 Eylül 1919'da? Damat Ferit Paşa vardı. Şimdi de Damat Ferit Paşa'nın eşleri, emsalleri, emperyalist projenin uygulayıcıları var, yerli işbirlikçileri var. Bunun bir tek nedeni var. Bunu sandıkta bu milletin halletmesi lazım. Yoksa daha nice vatan evlatları, daha nice yarbaylar, daha nice binbaşılar, daha nice assubaylar ve askerlerimiz şehit olacak. Kendilerine bir şey olmuyor çünkü saltanatlarına devam ediyorlar. Evet. Ne dedi bir ana? Kendiler yaşıyor, yaşıyor dedi. Bunların yaşaması vatan evlatlarında ölmemesi için 1 Kasım seçimleri Türk milletinin geleceği ve Türk gençliğinin geleceği için çok önemli. Buradan tekrar sesleniyorum Türk gençlerine, Sivaslı gençlere. Atatürk'ün gençliğe hitabesini okusunlar. Evet. Orada her şey açık açık bugün tarif edilmiş. Evet efendim. Değil mi? Son sözlerinizi de alalım. Evet, süremiz son sözlerimi. Çünkü. Bugün çok üzgünüm. Evet. Dediğim gibi buraya gelirken de terör falan konuşmayacağım diye umutlanıyordum ama yanıldım. Allah vatan evlatlarına rahmet eylesin. Ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Şuradan da bunu söylemek istiyorum ki onların kanı yerde kalmayacak. Onların hesabı, onlara zulmedenler, onları katledenler, onların ailesine ızdırap çektirenler, Türk milletine ızdırap çektirenler, işbirlikçileri ve beraber çözümcüleri MHP'ye iktidarında bunun hesabını teker teker verecekler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar. Büyük Birlik Partisi'nin eski yöneticilerinden 60 yaşındaki Cafer Kapkın, tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti. Büyük Birlik Partisi'nin eski yöneticilerinden ve Sivas'ın sevilen siması 60 yaşındaki Cafer Kapkın, tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti. Ölümü Büyük Birlik ve Milliyetçi camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Milliyetçi camianın sevilen ismi Cafer Kapkın, bugün öğle namazına müteakiben Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan helikopter şehitliğinde dualarla toprağa verildi. Kapkın'ın cenazesinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Büyük Birlik Partisi il ve ilçe başkanları ve yöneticileri, ülkücü ve milliyetçi camianın önde gelen isimlerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, il protokolü ve Kapkın'ın eş ve dostları, yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Kasım 2015 26. dönem milletvekili seçimleri kapsamında Saadet Partisi Sivas milletvekili adayları durdurak demeden esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Osmanpaşa Evliya ve Hoca Ahmet Yesevi caddeleriyle cumartesi pazarı esnaflarını ziyaret eden Saadet Partisi Sivas milletvekili adayı Dursun Coşar, Üzeyir Maraşlı ve Mehmet Öztürk esnafların sorunlarını dinleyerek vatandaşlardan destek ve dua istedi.
1 Kasım 2015 tekrar seçimlerine ara vermeden devam eden Saadet Partisi milletvekili adayları Osman Paşa Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi ve Evliya Caddeleri esnaflarını ziyaret etti. Seçim çalışmalarını hızlandıran Saadet Partisi 1. sıra milletvekili adayı Dursun Coşar ve Saadet Partisi 3. sıra milletvekili adayı Üzeyir Meraşlı esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Biz duanızı, desteğinizi istiyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Rabbim yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Biz hayırlı işler kendimizden diliyoruz. Allah razı olsun. Destek talebimiz inşallah. Duanızı, desteklerinizi bekliyoruz. Sağ olsun. Biz esnaflarınızı geziyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Allah razı olsun. Önümüzde bir seçim var. Sivas'ta hemşehrimizin desteğini istiyoruz inşallah. İnşallah. Desteğimiz sizinle. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Saadet Partisi milletvekili adayları Dursun Coşar ve Üzeyir Maraşlı esnaf ziyaretlerinde esnafların sorunlarını ve isteklerini dinledi. Millet böyle tecelli etti değil mi? Sonuçta bu şekilde burada tecelli bir işaret verildi. İşte bu seçimlerde neyin işareti verildi ortaya çıkacak. Evet, yani sonuçta şimdi ülkeyi tekrar seçimde götürüyorsun. Evet. Bunun tabii ki hem mali külfetleri var ülkeye, vatandaşımıza, esnafımıza. Bu sıkıntıları yaşanıyor. Esnaf ziyaretlerinin ardından Saadet Partisi Sivas 3. sıra milletvekili adayı Üzeyir Maraşlı seçim çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Ziyaretler gerçekleştirdik. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Tabii esnafımızın durumu iyi değil. Esnafımız durumundan şikayetçi. Kimi esnafımız Bağkur'unu ödeyememiş, kimi esnafımız elektrik parasını ödeyememiş. Esnafımız, küçük esnafımız her geçen gün kan kaybediyor. Küçük esnafımız desteklenmiyor maalesef. Sivas'taki hemşehrilerimiz, esnaf hemşehrilerimiz zor durumdalar. Tabii Sivas'ımızın en büyük sorunlarından bir tanesi göç sorunu. Göç verdiğimiz için Sivas'ımız gelişmiyor, esnafımız gelişmiyor maalesef. Mutlaka Sivas'a yatırımların gelmesi lazım. Yatırımların gelmesiyle beraber inşallah esnafımızın yüzü gülecektir. Göçün durdurulması lazım, sanayi yatırımlarının yapılması lazım. Sivas'ımızın en büyük sorunları bunlar. Sanayi yatırımı gelmediği için, göçü durduramadığımız için maalesef her geçen gün Sivas'ımız kan kaybetmeye devam ediyor. Öğleden sonra da cumartesi pazarı esnaflarını ziyaret eden Saadet Partisi milletvekili adayları burada da esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinlediler. Nasıl, iyi misiniz? İşleriniz nasıl? Hamdolsun, Allah razı olsun. Peki, Allah'ın daha iyisin inşallah. Allah'ın hayırlı işler versin. Hamdolsun. Sizleri ziyarete geldik. Hayırlı işler biliyoruz. Hoş geldiniz inşallah. Allah razı olsun. Pazarcı esnafı ziyaretleri sonrasında Saadet Partisi Sivas 5. sıra milletvekili adayı Mehmet Öztürk mikrofonlara önemli açıklamalarda bulundu. Ne yazık ki hem esnafımız hem vatandaşımız gerçekten maddi sıkıntıları var. Esnafımız malını satamıyor, vatandaşımız da evine gerçekten ihtiyaçlarını alamıyor. Bütün esnaflar ve halkımızın dilinden çıkan şu söz var. Bizim halimiz ne olacak? Ülkenin hali ne olacak? 1 Kasım'dan sonraki durumlar ne olacak? Seçimlere sayılı günler kala Sivas'ta seçim atmosferi de iyice kızıştı. Halkın arasında gezen ve 1 Kasım erken genel seçimlerinde destek arayan AK Parti Sivas milletvekili adayları bugün de seçim çalışmalarını Sivas merkezde sürdürdüler. Hani bizim partimiz Ekmek Partisi benimki. Elbette. Sabah açarım, akşam kapatırım. Başka hiçbir şeyim yok siyasetle. Kolay gelsin. AK Parti Sivas milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. 4. sıra milletvekili adayı Habib Soluk, ziyaret etmiş olduğu 4 Eylül sanayi sitesinde esnaflardan yoğun ilgi ve destek gördü. İnşallah. Bu seçimde ne hemşeri var, ne parti var, Türkiye'nin geleceği. Şimdi o zaman... Ayberdoğan'ın yanında Allah'ın sinin. O zaman MHP'li, CHP'li, Birlik Partili arkadaşları da getireceksiniz. Kendisini Sivas'a hizmet etmeye adayan Soluk'u karşısında gören esnaflar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sivas'a hizmet edeceğinizden hiç şüphemiz yok dediler. Çok sağ olun, destekleriniz bekliyoruz. Sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Allah yolun açık olsun. Amin, sağ olasın. İnşallah seni bakan olarak göreceğiz. Nasip. Sen bir bakanacakmış bir insansın da. Biz de cevap verelim ya. Biz bürokrat kendine çok şey yaptık yani. Ya sizi biliyoruz. ÇEDAŞ, Otagar Bölgesi, İtfaiye Müdürlüğü ve Yenişehir civarındaki esnafları da ziyaret eden Soluk, 1 Kasım'da bana değil, ülkenin geleceğine oy vereceksiniz dedi. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim.
Kolay gelsin. AK Parti 5. sıra milletvekili adayı Avukat Hakan Akkaş ise ziyaret etmiş olduğu Afyon Sokak ve Mevlana Caddesi üzerindeki esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Akkaş 1 Kasım'da ülkenin normale döneceğini söyledi. Hayır olacak inşallah. 1 Kasım'da havayı biraz normalleştirmek lazım. İnşallah. Zaten biz de o ümitle hareket ediyoruz. Daha iyi olacak inşallah. Bekliyoruz inşallah. Hayırlı işlerimiz olsun. Sağ olun. Hayırlı işlerimiz olsun. İnşallah başaracağız bu sefer. İnşallah. AK Parti mevcut milletvekili ve vekil adayı Selim Dursun'sa Celal Bayar Caddesi, Hayrı Sığırcı Caddesi ve Cumartesi Pazarı'nı ziyaret etti. Biz yapılanlar yani inkar eden şeylerden değiliz yani. Gözüm burada her şey bu. Allah yani yolumuzu açık etsin hepimiz. Esnaflarla ve pazarcı esnafıyla sohbet eden Dursun, 7 Haziran sonrası ülkenin zor bir sürecin içerisine girdiğini söyleyerek 1 Kasım'da Türkiye'nin yeniden AK Parti iktidarıyla istikrara kavuşması gerektiğinin altını çizdi. Anlatalım eksiğimizi fazlamızı görsünler. 3-4 aylık süreçteki sıkıntıları bir daha yaşamayalım. İnşallah. İnşallah. Altyapıyı tamamlayan bir AK Parti inşallah bu dönemde de hep beraber birlikte AK Parti, daha ileride. AK Parti delene kadar şu Türkiye'de ne vardı ya? Ben söylemiyorum. Hiçbir şey yok. Hiç söylüyor valla. Şimdi her şey var. Daha iyisine layığız mı? Daha iyisine layığız. Eyvallah. Dursun'a vatandaşlar tam destek sözü vererek vatandaşların bu seçimlerde doğru tercih yapacağını kaydettiler. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Ekim ayı toplantısı Meclis Başkanı Necati Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, 1 Kasım'dan sonra hükümet probleminin olmamasını temenni ederek, seçim sürecinde ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen Türk özel sektörünün yatırıma devam etmesinin iyi bir gösterge olduğunu ifade etti. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Ekim ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Necati Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yansımaları konulu fotoğraf sergisinin açılışını Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ve Meclis Başkanı Necati Şahin gerçekleştirdi. Avrupa Bilgi Merkezi hizmetler merkezidir. Meclis toplantısında Eylül ayına ait mizan ve masraf listeleri Divan Katibi tarafından açıklandı. Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği gündemin ardından 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nde Ticaret ve Sanayi Odası'na temsilen 5 asil ve 5 yedek üyenin belirlenmesi görüşüldü. Toplantı tarihi 16-12. Divana verilen teklif doğrultusunda asil üyeliklere Osman Yıldırım, Ünal Karaca, Göksel Aras, Abdullah Döner, Kürşat Korkmaz seçildi. Yedek üyelerse Zeki Özdemir, Özgür Duman, Alper Kılınç, Murat Dirlik, Mustafa Işık oy birliğiyle seçildi. Gündemin son maddesinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Hepimizin bildiği bizim odamızda Avrupa Bilgi Merkezi hizmetler merkezidir. Bugün de Sivas Ticaret Sanayi Odası Avrupa Bilgi Merkezi Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştiren bir resim sergisini burada sergiliyoruz. Bu resim sergisi bize Trabzon'dan geldi. Bizden de Diyarbakır'a gidecek. Türkiye'de 30 tane ilde Avrupa Birliği Bilgi Merkezi var. Bu bilgi merkezini biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkeleriyle bizim ülkemizdeki bu süreci kaynaşma, görüş alışverişinde yapma, bilgilendirme. Bizim odamızda da kaç senedir, 4 senedir başarılı bir şekilde hizmet veriyor. Başkan Yıldırım, başta Ankara olmak üzere ülkemizde meydana gelen terör olaylarını kınadı. Hem Ankara'daki terör kurbanlarını hem de bugüne kadar olan tüm terör kurbanlarını rahmetle anıyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah bizi bu terör belasından kurtulsun, kurtarsın diyoruz. Tabii bundan terör bu belaların hepsinden kurtarmak için ülkemizin güçlü olması lazım. Güçlü olmamız için de çok çalışmamız ve üretmemiz lazım. Ülke bizim, bu ülkeyi seviyoruz. Yıldırım 1 Kasım seçiminde beklentilerinin 1 Kasım'dan sonra hükümet probleminin olmaması olduğunu kaydetti. Önümüzde bir seçimler var. İnşallah bu seçimler huzur içerisinde tamamlanır. Ve bizim beklentimiz artık 1 Kasım'dan sonra ülkemizin de hükümet probleminin olmaması.
Seçim sonucu ne olursa olsun buna herkesin saygı duyması gerektiğini dile getiren Yıldırım, diğer yandan seçim süresince ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen Türk özel sektörünün yatırıma devam etmesinin iyi bir gösterge olduğunu söyledi. Sandıktan ne çıkarsa çıksın, hep bizim buna saygı duymamız lazım. Yönetenlerin de, liderlerin de, parti yönetenlerin de buna saygı duyarak eğer tek başına olmuyorsa da artık bu koalisyon mu nasıl bir araya geliyorlarsa gelmesi lazım. Dikkat ederseniz aşağı yukarı 6 aydır seçimden sonra bir 6 ayda seçim sürecinde baktığımızda çok karar alma olsun, çok yönetim şeklinde bir boşluk oluyor. Ama buna rağmen Türk özel sektörü doların artmasına, krizin artmasına rağmen Türk özel sektörü yine yatırımını yapıyor, yine çalışmasını yapıyor. Bu da bir iyi bir göstergedir. Sivas'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol ortasında refüj çalışması yapan işçilere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sivas'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkan şarampole savrulan otomobil, sürücünün direksiyonu yeniden kırmasıyla refüj çalışması yapan işçilerin arasına daldı. WhatsApp'tan sana attım. Kaza bugün saat 9 sıralarında Sivas Erzincan Karayolu 34. kilometrede Hafik ilçesinde 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Sivas'tan Zara ilçesine giden 83 yaşındaki İbrahim Şimşek yönetimindeki 58DP742 plakalı otomobil Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesi kapsamında GESA Teşeron şirketi personelinin şantiye girişi için kavşak çalışması yaptığı yerde kontrolden çıktı. Önce orta refüjdeki taşa çarptıktan sonra şarampole savrulan otomobil, sürücünün direksiyonu yeniden kırmasıyla refüj çalışması yapan işçilerin arasına daldı. Kazada şirket işçilerinden 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Demir ile 40 yaşındaki Mustafa Bayındır olay yerinde öldü. İşçilerden 59 yaşındaki Zübeyir Sarı ise yaralandı. Yaralı işçi ambulansla kaldırıldığı Hafik Esma Kocacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınları acı haberi alarak kaza yerine geldi. Yerde yatan cesetleri teşhis eden yakınları şoke oldu. Görevliler fenalaşan yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Kazada yara almadan kurtulan sürücü İbrahim Şimşek gözaltına alındı. Olay yerindeki inceleme sonrası işçilerin cesetleri otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Necati Usta, su falan var mı? Havaların soğumasıyla birlikte şifalı ot satıcısı aktarlarında yüzü gülmeye başladı. Soğuk algınlığı ve öksürükten korunmak için vatandaş başta ıhlamur olmak üzere zencefil ve hatmigül satın almaya başladı. Sıcak yaz aylarının ardından havaların aniden serinlemeye başlaması solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Değişen hava koşullarına uyum sağlayamayan metabolizmanın zayıf düşmesiyle hastalıklar meydana geliyor. Havaların soğumasıyla birlikte şifalı ot satıcısı aktarların da yüzü gülmeye başladı. Soğuk algınlığı ve öksürükten korunmak için vatandaş başta ıhlamur olmak üzere zencefil ve hatmigül satın almaya başladı. Sivas'taki aktarlar sonbaharın gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelen ıhlamur, tarçın, zencefil, hatmigül ve havlıcan satışlarında önceki aylara göre artış olduğunu ifade ederek bu bitkilerin faydalarını sıraladı. Bazı tüketilen bitkiler var. Tarçın, zencefil, havlıcan gibi. Özellikle ıhlamur çok tüketiliyor çünkü ıhlamurun diğer bitkilere göre faydası biraz daha fazla. Şu şekil... Nasıl söyleyeyim size, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemikleri geliştiriyor, aynı zamanda gribal enfeksiyona ve soğuk algınlığına karşı dış etkenlere karşı, mikroplara karşı da güven sağlıyor yani. Fiyatları dolardaki ve eurodaki artış nedeniyle geçen seneye oranla zamlanan bitki çaylarını her yaştan insan kullanabilir. Fiyatlar geçen seneye göre 1 lira veya 2 lira arasında oynama oldu tabii ki doların ve euronun yüksekliğinden kaynaklanan, çünkü bitkiler dışarıdan geliyor. Ondan kaynaklanan bir sorun oldu ama insanların buna karşı bir tepkisi yok. Çünkü sağlık söz konusu olduğu için kimse bunu göz önünde bulundurmuyor. Her yaş grubu derken çok küçük çocuklar için sakıncalı olabilir. Çünkü bünyesi zayıf oldukları için ağır gelebilir. Ama belirli bir yaştan süresi sağlıkla tüketebiliyor.
İmranlı'ya gülümseten yardım, Sen de Gülümse Derneği ilçeye giyim yardımı mağazası açtı. Sen de Gülümse Derneği ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer almaya devam ediyor. Dernek ilçelerde de yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Sen de Gülümse Derneği İmranlı ilçesinde ihtiyaç sahibi aileler için giyim yardım mağazası açtı. İmranlı Belediyesi ile ortak geliştirilen proje kapsamında ilçeye açılan mağazada ihtiyaç sahibi aileler kendilerine uygun olan kıyafetleri mağazadan alışveriş yapar gibi alacak. Konu hakkında açıklama yapan Sende Gülümse Derneği Başkanı Pehlül Polat, Gemrek ilçemizin ardından İmranlı ilçemizde de güzel bir giyim mağazası açtık dedi. Sağolsun belediye başkanımızın destekleri ve takdirleriyle İmranlı'da da İmranlı Belediyesi ve Sende Gülümse Derneği olarak ortak bir giyim bank hazırlığı yaptık. Bundan sonra İmranlı'da da gene ihtiyaçlı ve dezavantajlı ailelerimize burada da yardımcı olmaya çalışacağız. Sevgili belediye başkanımızın sayesinde. Kendisine çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakalarından dolayı. Başarılarının devamını diliyorum. Sivas Ticaret Borsası tarafından üyelerine ve personeline tarım ve hayvancılığın sorunları konulu eğitim verildi. Eğitimde Sivas'ta 2015 yılı destek ödemelerinin toplam tutarının 50 milyon TL olduğu belirtildi. Bu da ilimizdeki kesim ailelerin bir listesi. Sivas Ticaret Borsası tarafından üyelerine ve personeline tarım ve hayvancılığın sorunları konulu eğitim verildi. Bu 5 yıl içerisinde süt üreten, et üreten işletmeler desteklenildi, hibelendirildi %65 oranında. Sivas Ticaret Borsası konferans salonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi'nde görevli veteriner hekim Hakan Özgür ve ziraat mühendisi Adem Kepenek tarafından verilen eğitime Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, meclis üyeleri, ticaret borsası üyeleri ve personeli katıldı. Tüm hibelerden DG'de aldığınız mazot gübre parasına kadar Sivas'ta 2015 yılı destek ödemelerinin toplam tutarının 50 milyon TL olduğunu belirten veteriner hekim Hakan Özgür, bakanlık tarafından kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında bilgiler verdi. Depolanmasına yönelik yatırımlar için 2 milyon Türk lirası Tarım Bakanlığı hibe verebiliyor. 564 ton süt üretimi yapıldı. 16.567 hayvan kesilmiş kayıt altında. Onların deri sayısı adet olarak verildi. Düzenlenen eğitim soru ve cevapların ardından sona erdi. Kısmını önce veriyor, ondan sonra geri kalan komplesini işte gelecek paranın hepsini belli iki dönemde ödüyor. Asrın projesinde sona gelindi. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından temiz su ulaştırıldı. Dünyada ilk olan projenin açılışına devletin zirvesi de katıldı. 20 yıldır gündemdeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak proje tamamlandı. Deniz tabanı üzerindeki kesimle açık deniz askılı kesim arasında bulunan boru birleşimidir. Projeyle Türkiye'den deniz altından döşenen borularla yavru vatana temiz su aktarılacak. Dünyada ilk kez uygulanan yöntemle yeni bir iletim modeli de geliştirilmiş oldu. Türk mühendislerin tasarladığı proje 1 milyar 600 milyon liraya mal oldu. Boru hattı deniz girişi vana odasından başlayıp yaklaşık 20 metrelik su derinliğine kadar olan hendek içindeki kısmın montajıdır. Bu kısımda kısmen kara, kısmen açık deniz ekipmanları kullanılarak kazı yapılacaktır. Asrın projesinin açılışı Mersin'in Alamur ilçesinde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı. Kürsüye ilk çıkan isim Başbakan Ahmet Davutoğlu oldu. Bir kez daha kenetleniyor. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında dünyada bir benzeri olmayan örnek, numune, mucizevi bir eserle muhteşem bir su köprüsü kuruyoruz. Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı aldı sözü. Ankara'daki terör saldırısı için üzüntülerini dile getirdi, birlik mesajı verdi. Şimdi 2,5 milyon mülteciyi Türkiye ağırlıyor. Bu çok önemli bir olaydır. Yanı başımız kan gölü, büyük trajediler yaşanıyor. Bu 2,5 milyon mülteciye kucağını açan, ekmeğini bölüşen Türkiye Cumhuriyeti oldu.
bize geçmişte yaptıkları katkıların yanında şimdi de suyu bizimle paylaşıyorlar. Bu büyük olaydır, bu güzel bir olaydır. Kürsüye en son gelen isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Sayın Akıncı'nın ifade ettiği gibi yeşil ada artık sarı ada oldu ifadesi çok anlamlı. Şimdi bunu aslına döndürmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Güneydoğu'ya yapacakları projelerin terörle engellendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, terörle mücadelede hükümete destek vermeyen siyasi partileri eleştirdi. Bizi bu süreçte asıl üzen demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partilerimizin ülkemizin terörle mücadelesi konusunda onlardan beklediğimiz birliği ve kararlılığı gösteremiyor oluşudur. Biz siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle, medyasıyla karşılarına tek yürek, tek gövde olarak çıktığımızda inanın bana o terör örgütleri değil bomba, mantar tabancası dahi patlatamazlar. Erdoğan muhalefetin kaçak saray sözüne de tepki gösterdi. Kaçak saray kadar başınıza taş düşsün. Ya ne kaçak sarayı be? Bak önce ne diyorlardı? Biz oraya gitmeyiz. Ama daha sonra ne demeye başladılar? Çağrılırsak gideriz. Ya zaten eninde sonunda bunu yapacaksınız. Kuzu kuzu geleceksiniz. Başka çareniz yok. Cumhurbaşkanı bir hatırlatmayla bitirdi konuşmasını. Ankara'daki terör saldırısında ölenlerin şehit değil terör mağduru kapsamına alınacağını söyledi. Ardından Aslın projesinde düğmeye bastı. Hazırız. Evet. Ya Allah. Bismillah. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları için gittiği Adana'da terörü biz bitiririz iddiasında bulundu. Bunu nasıl yapacağını soranlara ilginç bir cevap verdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun. Hepiniz var olun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim turuna Adana'nın ilçelerinde devam etti. Ceyhan'da 1 Kasım seçimlerinin önemine dikkat çekti. Hepimizin kaygısı var. Bu seçimler sıradan seçimler değil. Diğer seçimler gibi değil. Bu seçimlerde sandığa giderken oturup bütün vatandaşlarımın düşünmesi lazım. 13 yıldır iktidardalar. 13 yıl ülkeyi hangi hale getirdiklerini gördünüz. Kılıçdaroğlu terörle mücadele konusunda iddialı konuştu. Terörü bitirme sözü verdi. Terörü bitirecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Birliği bütünlüğü sağlayacak olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Size sorabilirler. Neden terörü bitirecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir diye. Çünkü milletin bütünlüğünden, vatanın bölünmezliğinden en büyük güvenceyi verecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. CHP Genel Başkanı'nın Adana'daki vaatleri çiftçilere yönelikti. 7 Haziran'daki 1,5 liralık mazot vaadini neden 1 lira 80 kuruşa çıkardıklarını açıkladı. Çiftçi kardeşime sesleniyorum. Senin derdini de ben biliyorum. Nasıl çözüleceğini de çok iyi biliyorum. Senin alın terinin güvencesi benim. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu çok iyi bil çiftçi kardeşim. Sana mazotu 7 Haziran'da diyordum ki 1,5 liradan vereceğim. Ama bunların iktidarında dolar tut tutabilirsen. Yükseldi. Şimdi sözüm söz 1 lira 80 kuruştan vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından güvercin uçurdu. Uğur getirsin. Ankara kimliği belirsiz insansız hava aracının sahibini arıyor. Dün Türk jetleri tarafından düşürülen araç teknik incelemeye alındı. Aracın gizli geliştirilen bir model olduğu öne sürüldü. Türkiye hava sahasına girdi, tüm uyarılara rağmen durmadı. Sınırı 3 kilometre ihlal ettiği için Türk jetleri tarafından düşürülen insansız hava aracı ile ilgili belirsizlik sürüyor. Türk hava sahasını ihlal etmiş olan bir yabancı, milliyeti tespit edilmemiş olan
bir yabancı hava aracı düşürülmüştür. Kilise düşen araç üzerinde hangi ülkeye ait olduğunu belirleyen bir işarete rastlanmadı. Aracın bölgede kullanılan insansız hava araçlarından farklı olması da belirsizliği pekiştirdi. İnsansız hava aracının Rus yapımı Orlan, Yavru Kartal 10 modeline benzemesi dikkat çekti. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki tüm uçaklarının görevlerini tamamladıktan sonra Lazkiye yakınlarındaki Himeymin üstüne döndüklerini açıkladı. Aracın gizli geliştirilen bir model olduğu da öne sürüldü. Sivas Devlet Tiyatrosu İspanyol yazar Fernando Arabal'ın kaleme aldığı, Özcan Özer'in Türkçe'ye kazandırdığı tiyatro dünyasında bir klasik olan Üç Tekerlekli Araba adlı oyun ile perdelerini açtı. Nesimi Kagusuz'un rejisiyle 15 Ekim Perşembe günü Sivaslı tiyatro izleyicisiyle buluştu. Sivas Devlet Tiyatrosu'nun yeni tiyatro sezonunda ilk kez 15 Ekim Perşembe günü saat 19.30'da perde açarak seyirciye merhaba dedi. Üç Tekerlekli Araba adlı oyun, ekonomik eşitsizliğin meydana getirdiği toplumsal yabancılaşmanın adalet kavramını zedelemesi sonucunda küçücük umutlarla yaşama tutunmaya çalışan insanların düşlerinin bedelini ölüm ve ayrılıkla ödemesini konu alıyor. Sanatseverlerin bir solukta izlediği, hem konu hem de oyunculuk bakımından beğeni toplayan Üç Tekerlekli Araba adlı oyun, dekor ve ışık tasarımıyla sahnede görsel şölen yaşatarak seyirciyi tiyatronun büyülü dünyasına davet ediyor. Can Atak, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Begüm Atak, Mustafa Yıldıran, Onur Kayabaşı, Neyra Karaböcü'nün rol aldığı oyunun dekor tasarımında Özlem Karabay'ın, ışık tasarımındaysa Yüksel Aymaz'ın imzası bulunuyor. Önümüze izin verir mi? Bilmem. Bizi öldürecekler kesin mi? Sonra cennete gideceksin. İnsanların düşlerinin bedelini ölüm ve ayrılıkla ödemesini absürt bir dille anlatan oyunun sahnede yarattığı etkiyi, melodilere dökerek seyircinin oyunu unutmasına izin vermeyen oyunun müzikleri, Eflatun adıyla bilinen Kaan Özdemir'e ait. Üç Tekerlekli Araba adlı oyun, Ekim ayının sonuna kadar her perşembe, cuma günleri saat 19.30'da, cumartesi günleri ise saat 14 ve 19.30'da sanatseverlerle buluşacak. Bültenimize hava durumu ile devam ediyoruz. Salih Oğulları hava durumunu sunar. Ana Haber Bülteni ile karşınızda olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın.